Herkese selam arkadaşlar, ben Ömer Gökkel. Bilgisayarda PlayStation koluyla nasıl oyun oynayacağız, bunu öğreneceğiz. Öncelikle yapmanız gereken açıklama kısmına eklediğim linke tıklamak. O da sizi bu sayfaya yönlendirecek. Yine açılan sayfada da versiyon 1.4.52 diyor. Şurada Windows olan kısma tıklıyorsunuz, bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Yalnız program portable olarak çalışıyor ve program çalıştığı esnada da bu programı başka yere alıp taşıyamıyorsunuz. O yüzden sabit diskinizde mümkünse D'de ya da E'de tutmanız fayda var diyorum ve ben bunu zaten indirdim. Şöyle masa üstüne alayım. Böyle bir zip dosyası indi. Bunu açıyorum. Bir tane klasör açıldı. Bu klasörde altta DS4 Windows'a tıklıyorum. Program açıldı arkadaşlar. Programda ilk yapmam gereken şey şu. Settings'e geliyorum. Buradan Control Driver Setup'ı seçiyorum. Bakınız burada ilk adım olarak diyor ki yani DS4 driver'larını önce kur diyor. Şimdi ben bunu kurmam gerekiyor. Bu ikinci adım Windows 7 ya da Windows 7'den daha aşağı olan Windows sürümleri için geçerli. Gene aynı şekilde buna tıklıyorsunuz ama ben Windows 10 olduğum için şu üstteki birinci adıma tıklıyorum sadece. Bittiği zaman complete yazıyor ve finish'e tıklayarak kapatıyorum. Şimdi bu adımda ihtiyacım olan şey aslında bir şarj kablosu ya da PlayStation'ı şarj ettiğiniz kablo. Bakın şöyle bir kablo. Bunu taktığım zaman şu an çalışıyor. Sabit bir ışık yandı. Şu an PlayStation kolum çalışıyor. İsterseniz bir oyunda buna bir göz atalım. Bakın şimdi oyun açıldı. Ve PlayStation kolumla ilerleyebiliyorum. Ama inanın bana bilgisayarın kolundan yaklaşık 4-5 kat daha hassasiyetli. Ve daha iyi şu an kontroller. Ben bu oyunu kapatacağım. Bir de size kablosuz bağlamayı, Bluetooth'la bağlamayı göstereceğim. Şimdi ilk kurulumu kabloyla yaptık. Driver'ı kurduk. Şimdi sıra Bluetooth'la bağlanmakta. Bluetooth'la bağlanmak için bilgisayarınızın tabii ki Bluetooth özelliği olması lazım. Benim bilgisayarım Bluetooth özelliği var ve şu an açık. Şöyle çift tıklayarak giriyorum ve arkasından yeni bir Bluetooth cihazı ekle diyorum. Windows 10 cihazlarda bu şekilde gelmesi lazım. Hemen hemen şuradan ben Bluetooth fare, klavye, kalem veya ses diğer türde Bluetooth cihazları tıklıyorum. Ardından şimdi eşleşme ekranı geliyor. Burada yapmam gereken şu. PlayStation kolunun üzerinde Share butonu var ve şu açma butonu. Bu ikisini aynı anda basılı tutuyorum arkadaşlar. Basılı tuttuğum zaman şu öndeki ışık çakar gibi yanması lazım. Altta da zaten wireless controller çıktı. Bastığın zaman tıkladı. Şimdi eşleşmeyi yaptı. Cihaz hazır diyor. Ben de bittiye tıklıyorum. Şu an kontroller gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Bakın sola, sağa, yukarı, aşağı. Bütün kontroller çalışıyor. Şimdi sizinle birlikte bir de programın genel bir arayüzüne, menülerine göz atmak istiyorum son olarak. Burada ilk sayfada Controllers kısmında zaten bağlandıysa hangi statüde bağlandığını gösteren, hatta şarj edilebiliyorsa şarjı da gösteren bir ekran yer alıyor. Ayrıca burada şu renk bölümüne tıklayarak DualShock'un şu önündeki rengi değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi mavi bu. İsterseniz bunu kırmızı yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda birkaç tane kolda taktıysanız, DualShock taktıysanız burada onların listesini şuradan da profil kısmından isimlerini vesaire değiştirebiliyorsunuz. Burada zaten onları görmüş olduğunuz başka bir alan var. Şu an ben az önce tanıttığım kolum burada default olarak. Baktığımda istersem kontrolcülerin yerlerini değiştirebilirim. X'i buraya atayabilirim ya da kareyi yuvarlığa atayabilirim. Aynı şekilde Test Heavy ve Test Light kısmından da titreşimleri kontrol edebiliyorum. Burada yapmanız gereken belki ilk kurulum esnasında bu kontrol readings'e girip buradan kolunuzun hassasiyetine bakabilirsiniz. Çalışıp çalışmadığına bakabilirsiniz. Çünkü ben bu şekilde test ediyorum. Bunun dışında genelde şu başlangıçta çalışır kısmını işaretlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca şarj yapacaksanız quick şarjı da seçebilirsiniz. Bu update'ler bende kapalı kalır. Bazen açarım, bazen kapatırım ama siz istiyorsanız burayı açık ya da kapalı durumda tutabilirsiniz. Lock kısmında da zaten belirttiği gibi bağlanıp bağlanmadığı ya da bir hata verdiyse bu hatanın ne olduğu, sizin bu hatayla bu çözüme nasıl ulaşacağınız gibi kısımlar yer alıyor arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PlayStation kolunu bilgisayara nasıl bağlarız bunu öğrendik. Konuyla ilgili olan bütün sorularınızı, önerilerinizi altta yorum paneline bana iletebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.